Herkese selam. Saat şu anda sabah 6:20 geçiyor. California Irvine'da. Bugünkü sürüşümüz biraz daha eve yakın bir yer olacak. Bizim eve bir 15-20 dakika mesafede güzel bir şey var. Bike park var. Aynı zamanda böyle hiking yapanların da yürüyüş yaptığı, piknik yaptığı bir yer. Çok güzel bir yer, yeşillik falan. Çok harika görüntüsü var. Doğal güzellikleri var. Beğeneceğinizi umuyorum. Sessiz konuşuyorum. Sabah çok erken saatler şu anda. Kusura bakmayın sesime yaraz geliyorsa. Şimdi binelim arabaya gidelim. Irvine Regional Park'a bakalım. Beğenecek misiniz? Görüşürüz. Evet arkadaşlar, tepeye çıktım. Yaklaşık bir 45 dakikalık tırmanıştan sonra şu gördüğünüz daha şu aşağıdaki yeşil ağaçlık alanının biraz daha ilerisinde araba. Hatta çok ileride gözüküyor arabalar ama bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Güneş parlıyor olabilir. Oradan geldim. Şu gördüğünüz tepelere çıktım, tırmandım, geldim buraya. Şimdi buradan bu tepelerden bir iniş var. Daha keskin bir iniş. Buradan arabaya geri döneceğim. Yaklaşık yarım saatlik bir iniş. Başlangıcı bayağı dik. İleride keskin virajlar var. Ama çok zevkli bir parkur. Aşağıda görüşürüz.
Gördüğünüz gibi buralarda adım başı bisiklet parkuru var. Bisiklet yolu var. Çok eğlenceli yerler, devamlı bakım halinde buralar. İnşallah en yakın zamanda Türkiye'de de bisikletin önemine çok daha fazla varılır ve çok daha güzel parkurlar, insanları bisiklete özendirici yerler yapılır. Yani inanın, ben Türkiye'deyken de daha bisikletim vardı. Çengelköy'de oturuyordum. Çengelköy'den Kanlıca'ya gidip geliyordum ama yolda yani en az 5-6 kere otobüsün altında kalma tehlikesi yaşıyordum. Yani sabah erken saatte çıkmama rağmen. Dolayısıyla parkurlar bu sporun can damarı. Yani tamam, road bike'çılar yollarda gidebilirler. Saygı duyuyoruz. Burada da çok fazla road bike'çı var. Ama doğayla kalmak isteyenler, doğada sporunu yapmak isteyenler kesinlikle dağ bisikletini tercih etmeli. Tabii bununla eş zamanlı olarak da çok daha fazla belediyeler iş düşüyor. Dağ bisikletini özendirici parkurlar yapın. Mesela çok enteresan. Şimdi bugün şu sıralarda Akın'ın çekim yaptığı Big Bear kayak merkezi buraya 1,5 saat uzaklıkta. Çok güzel bir kayak merkezi. Lokal bir yer. Yazın ya, sırf Big Bear da değil. Yani buradaki bütün kayak merkezleri. Mammoth Lake var. Yakınlarda işte Lake Tahoe var. Hepsinde yazın bisiklet parkuru oluyor. Yani çok zor şeyler değil. Adamlar dünya paralar alıyorlar o teleferiğin yıllık aidatına, artı bir günlük çıkışı $60. Yani kat be kat çıkarıyor bence yapılan masrafı. Yapılan masraf da bir şey yok. Teleferiklerin yanına bir şey monte ediyorlar. Her iki teleferikte bir bisiklet taşıyıcıları var. Görevliler var. Bisikletini koyuyor oraya. Sen de arkasına biniyorsun, arkasındaki teleferiğe. Çıkıyorsunuz. İndiğiniz yerde de görevliler bisikleti indiriyor. Size veriyorlar. Yani hiç de zor değil yani. Yapılsa ne kadar güzel olur. Birçok insan bisiklete özenir ve yapmak ister. Bakın arkadaşlar, burası bir park, bir şehrin içinde. Ya şimdi yanlarından geçeceğim, göstermeye çalışacağım size. Her noktada sabahın 7'si saat. Bakın. Her noktada insanlar bisiklete biniyorlar gruplar halinde. Hatta ders veriyorlar. Bak şurada konuşan hanım, hoca. Ders veriyor insanlara. Şöyle döneyim, daha rahat göreceksiniz. Hatta burada liselerde seçmeli ders olarak okutuluyor dağ bisikleti. Yani insanların ne kadar bu işe önem verdiğini, bakın. Bak, 30-40 kişilik bir grup ders alıyorlar. Hepsinin numaraları var. Şimdi bu parkura girecekler hep beraber. Harika bir pazar. Cumartesi pazar geçirecekler. Yani insanlar ne kadar mutlu, görüyorsunuz. Somurtan bir tane surat yok. Niye? Çünkü doğadalar. Bisiklete biniyorlar. Bir hanımefendi hocamız var. Kendisi ufak trikler veriyor. İşte gördüğünüz gibi zayıf, kilolu herkes var. Ev kadını, yaşlı. Yani şuradaki sırf bisikletlerle ekonomiye katkı olur ya. Bu bisikletlerin en dandiği $3000 yani. Evet, çok iyi. Gözlerinizi açın, ileriye bakın diyor abla. Tamamen bisikletçilerin, yürüyüşçilerin, hikingçilerin, mountain bikerların kullandığı bir yol. İnanılmaz bir şey yani. Ne diyeyim, darısı bir önce bizim ülkemize de gelir inşallah. Bisiklet çok önemli arkadaşlar, çok. Yani hayata bağlanma sebebi. Evet. Şimdi bizim araba neredeydi? Lakin bulamıyorum. Araba burada değildi değil mi? Burada mı?
Burada aynı zamanda piknik yerleri var. Geldiğinde bomboş olan otopark. Şu an para basıyor. Bu arada 5 dolar giriş. Yani diyeceğim, böyle kompleksler yaptığınızda parasını her türlü çıkarıyorsunuz. O yüzden bir önce ülkemizde de görmek istiyoruz böyle şeyleri. Evet arkadaşlar, bugünlük de turumuzun sonuna geldik. Şöyle bisikletçi görselleriyle bugün size veda edeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok daha güzel videolar gelecek. Çok daha profesyonel çekimler yapacağız inşallah. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip ederseniz seviniriz. Videolarımızdan da anlık haberdar olmak için aşağıda bırakacağım linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Thank you.